partizanlık yapma anlayışını bu kurumdan söküp atacağız demiştik attık ve bu ruhu ülkemizin her yerinden söküp atmalıyız ki rahat edelim huzura erelim biz milletin parasını harcıyoruz ve milletin parasıyla faydalı işler yapma gayreti içerisindeyiz. Sizleri mutlu etmek için memleketimizin parası hiçbir şahsa ve hiçbir siyasi partiye ait değildir. Geçmişten bugüne yapılan her hizmete elbette teşekkür ediyoruz. Ama yapılan yanlış işleri de eleştiriyoruz, eleştirmeye devam edeceğiz. Ama şunu yapacağız, bu kültürü oluşturacağız ve oluşturuyoruz da biz İstanbul'da başlattığımız bu anlayışı şöyle ifade ediyoruz. Milletimizin parasıyla, milletimizin bütçesiyle, tabii ki siyasi kimliğimiz var, tabii ki siyasi gömleğimiz var ama Genel Başkanımızın dediği gibi parti rozetimizi çıkarttık. Buraya biz milletimizi temsil eden Türk bayrağımızı astık, koyduk, taktık ve milletimize hizmet ediyoruz. Dolayısıyla milletimiz adına yaptığımız bu işler milletimize hayırlı olsun. Bunu diyoruz. Bizi provoke etmeye bazen bizim toplu bulunduğumuz ortamlarda bizi kışkırtmaya bize sözüm ona bir takım kötü sözler söyletmeye veya hareketler yaptırtmaya çalışanlar olacak. O onların kurnazlığı olsun, sizler lütfen uyanık olun ve akıllı olun. Buna asla müsaade etmeyin. Kötü söz sahibine aittir, bizim milletimize asla yapışmaz. O bakımdan umursamayın. Mutlu olun, içiniz ferah olsun, emin olun ki hep birlikte çok mutlu olacağımız Cumhuriyetimizin 100. yılında büyük bir değişim ülkemize geliyor. Hep birlikte çok mutlu olacağız. <laughs> Cumhuriyetimizin 99. yılını 3 gün sonra hep birlikte kutlayacağız ve kronometre geri saymaya başlayacak. 65, 64, 63 böyle 365'ten geri saymaya başlayacak hep birlikte heyecanla o yüzüncü yıl kutlamasının ipini çekerken o süreç içerisinde hep birlikte sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Birlikte çalışacağız. Bütün detayları unutacağız. Bizi strese sokan bütün konuları unutacağız. Her insanımıza güler yüzlü bir şekilde cevabımızı vereceğiz. Mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Bana bu sabah hastaneye ziyarete gittim. Bartın'da ölen e, vatandaşlarımız var biliyorsun Allah rahmet etsin. Ne yazık ki kaybettiğimiz madenciler yaralı madencilerimizin ailelerini ziyaret ettim. E, ve aynı zamanda İETT şoförümüz e, yoğun bakımdan çıkmıştı onu ziyaret ettim büyük bir kaza atlatmıştı. Sayın eee önceki dönem başbakanlardan Sayın Binali Yıldırım'ı ziyaret ettim. Ardından yine yanında olan AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım Beyefendi'yi ziyaret ettim. Ve hepsine geçmiş olsun dedim. Ve hastaneden çıkarken hastaneden çıkarken belli ki bir hanımefendi ama yüzlerce insanla kucaklaştım ısrarla nokta nokta haber televizyonunu çok izlemiş belli aynı cümleler ve kelimelerle bana saydırıyor. Saydırdıkça yani şöyle yaptın böyle yaptın seni seviyorum anacığım. Şöyle yaptın seni seviyorum anacığım. Şöyle yaptın en az 20 defa seni seviyorum anacığım dedim hiç sorun yok. İnanın ses tonu buradan başladı böyle kayboldu gitti. Anladınız değil mi ne yapacağınız? Anladınız mı? Anlaştık mı? Teşekkür ediyorum. Uzattım. Biraz sonra coşkuyla bize Engin abi bir şeyler söyleyecek. Seviyorum kendisini. Kıymetli grup başkan vekilimiz. Benim sesim de bu e, gümüşhane... ...Kelkit, Erzincan... ...Divri ve Sivas... Şey ...heyecanından kısıldı... ...güzel bir seyahatti... ...memleketimizin her yeri... ...güzel, coşkusu... ...o rakımı, havası, suyu... ...suyu da biraz soğuktu... ...Munzur dağlarından akan sudan... ...doya doya içtim... ...dolayısıyla... ...sesim biraz kısık... ...benden bu kadar... ...ben hizmetlerime devam edeyim... Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hayırlı günler olsun. Sağ olun. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da yaptığını biz inşallah 81 ilde herkese adil davranarak yönetimde adaleti hayatın her alanında ortaya koyarak inşallah bu millete, her milletten daha çok adaleti hak eden bu millete gerçekten adaletle buluşturacağız. Adalet İstanbul'da artık var kreş'e kavuşan çocuk, işe kavuşan genç, yurda kavuşan genç, ucuz mazot, ucuz tohum alan çiftçi ve bunların herkese eşit yansıtılması birer adalet örneğidir. Çocukları kreşte buluşturup anneleri iş kadını yapmak, hayatın içine sokmak adaletin en güzel örneğidir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının aslında bu son üç yılda perspektifi ve vizyonu değişti. Artık İstanbul'da toplumun bütün kesimlerine eşit ve adil hizmet eden ve toplumun bütün kesimlerine değen bir belediye var. Bu belediye, bu kültür umarım ve dilerim Ekrem Başkan'dan sonra da artık İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kalıcı bir kültürü, ritüeli olur. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaletiyle her şeyden önce yapılan her hizmetinde adalet olduğunu bilin. Çocuk kreşe kavuşmuşsa bu adalettir. Anne çocuğunu kreşe koyup hayatın içine girmişse sosyal yaşama girmişse bu onun için bir adalettir. Öğrenci yurtla buluşmuşsa bu adalettir. Kale surlarını herkes görsün. Gün yüzüne çıkarıldı. Tarih İstanbul'un tarihi gün yüzüne çıktı. Bu adalettir. Tarihe karşı topluma karşı adalettir. Bu yönüyle ben 150 günde 150 projeye yetişemediğim için bu güzelliklere e, hepsinde bulunamadığım için bazen üzülüyorum. Yetişmek de mümkün değil. Belediye başkanını şikayet ediyorum size. İstanbul milletvekiliyiz. Bu açılışlara Ankara'daki işlerimizden dolayı yetişemiyoruz. Ama bir şey söyleyeyim. Katıldığım, epeyce de katıldım. Açıl etkinliklerin çoğunluğu AK Partili belediyelerin yönettiği ilçelerdeydi. Bu da adalettir işte. Adalet budur. Böyle bakabilmek lazım. Ve dün Tuzla'da yaşanan partizanlık değil. Ben sizi uyardım. Bu hazımsızlık. Çatır çatır çatlıyorlar diyorum. Hazmedemiyorlar diyorum. Ve bazen bunu yansıtıyorlar. Nezaketlerinden kopup, nezaketlerinden kopup yansıtıyorlar. Bunu ben partizanlıktan ziyade bir hazımsızlık görüyorum. Ve bu hazımsızlık bir süre daha devam edecek gibi duruyor. Vallahi Başkan. Sen birileri çatlasa da patlasa da İstanbulluluğu hak ettiği hizmetlerle buluşturduğun için Partim adına, Bay Kemal adına, İstanbul Milletvekili olarak, İstanbullu biri, adına, biri olarak şahsım adına Sana çok teşekkür ediyorum İstanbullu hiç şüphesiz her şeyin en güzeline layık, Maltepe her şeyin en güzeline layık İstanbul aslında çok güzel bir kent idi Fakat Erdoğan'ın kendi ifadesiyle ihanete uğradı İstanbul'u uğradığı ihanetten, İstanbul'un AK Parti tarafından yıllardır tahrip edilen bu durumundan şimdi yeniden bir dünya kenti olan İstanbul'u hak ettiği noktaya gelme noktasında büyük emek var. Bu sadece başkanın değil şüphesiz yönetiminin de kadrolarının da de, belediye meclis üyelerimizin demeğidir. Tekrar söylüyorum burada. İstanbul varken Londra yoktu, New York yoktu, Paris yoktu. İstanbul vardı, Roma vardı. Şimdi inşallah İstanbul'u yeniden New York'la, Londra'yla, Paris'le yarışan onların daha bir üst segmentine ulaşmış bir büyük şehir olarak pek kısa bir sürede bu hızlı çalışmayla bize yaşatacak olan, bu zevki Türkiye'ye yaşatacak olan Ekrem İmamoğlu'nu huzurunuzda tekrar tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Allah ayağına taş değdirmesin. Yolu, bahtı izi açık olsun bu vesileyle katıldığınız için sizlere de çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hayırlı uğurlu. Olsun.